ilk defa Memati'ye verdiğim sözü tutmayacağım. Seni ben öldüreceğim. Gözcülük yaptınız. Memati Baş, gözaltındasın. Hayırdır? Başsavcılığın talimatıyla gözaltındasın. Rahatsızlığın geçene kadar burada gözetimimiz altındasın. Rahatsız matsız değilim. Nereye götürecekseniz götürün. İyi şeyler oluyor. Ne iyisi ya? Tuttunuz almışsınız. Hikmet abi, bu işin başka türlü biteceği yok. Ersoy'un da başka türlü içeri gireceği yok. Bütün babalar operasyon yapıyoruz ki insanlar dışarıda rahat etsin. Baba mı kaldı ya? Ne babası? Tuta tuta bizimkileri tutacaksınız. Ersoyları içeri mi atarlar be? Ersoy'un bir tane adamını tanıyor musun? Kime nereden kurşun geleceğini biliyor musun? Ersoy'un bir adamın yanına gelse elini uzatır tokalaşırsın. Ama bizimkileri herkes tanıyor. Artık Ersoy'unkileri de biz tanıyacağız. Kim verdi bu emri? Sen mi başsavcı mı? Tabii ki başsavcı. Bu başsavcı sana çekil bu işlerden demiyor muydu? O ayrı, bu ayrı. Onun bir planı varsa benim de bir planım var. Thank you.
Koçum, müdürünü çağır bana. Başka bir emrin var mı? Sana ne emir vereceğim? Müdürünü çağır. Gelecek, gelecek. Müdürüm de gelecek. Ayakkabının bağını çıkar. Al. Sen çıkar. Burada kimse senin emirlerin değil. Terbiyesizlik yapma. Kusura bakmayın. Öyle mühim bir şey değil ama. Düşünmen yeter oğlum. Senin gelmen en büyük hediye. Düşüne düşüne çikolata almayı mı düşündün oğlum? Belki parası yoktur baba. Ne parası olmayacak? 5 gün önce 50.000 dolar gönderdim. Kusura bakma baba. Parayı kumarda kaybettim. Ulan bir de utanmadan kaybettim diyorsun. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Niye üstüne gidiyorsun çocuğun? Ne getirdiğini soracağına niye geldiğini sor. Niye olacak? Söyledi ya. Parası bitmiş. Yok baba, evleniyorum ben. Ne evlenmesi lan? Sen kim, evlenmek kim? Bu sefer ciddi baba mevzu. Kimle evleniyorsun söylesene. Gelmiştir. Bizzat tanışın işte. Sakin ol baba. Kız düzgün bir kız. Belki Kenan da değişir. Evren. Hangi düzgün kız buna bakar? Yaşar Katırcı, bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Hayırdır, konu ne? Emniyette öğrenirsiniz. Öğrenelim bakalım. Akşam gelirim. Herkes sofrada olsun. Anne, bak ayıp olacak. Bari sen tanış. Görmüyor musun ne olduğunu? Ara kızı gelmesin. Aman, babama kim bir şey yapabilecek? Duymadın mı? Akşama gelirim dedi işte. Basına bilgi verdiniz mi müdür? Sizin gelmenizi bekledim efendim. Organize suç örgütü liderlerine operasyon yapıldığını duyurun. Çok sayıda tutuklu olduğunu bildirin. Ama kimlerin alındığını söylemeyin. Emredersiniz başsavcım. Üstün iner misiniz? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Hayrola, ne oldu? Ne
babalar operasyonu var. Yemek yiyecek zaman mı? Ya oğlum, babalar yemek yemiyor mu? E dayı, bütün babaları içeri aldılar ha. Radyoda değil. Bize ne oğlum? Biz baba mıyık? Hı hı. Cemal, var mı senin çocuğun? Ellerinden öper, kaderin bir oğlu var. Beni baba bildi. Kalk sen kaç. Madem babasın. İmdat, erkek babalar da haller mi? Daha hiç şaka yapılacak zaman mı? Kaçmak lazım da. Usta, bana çift dürüm sarar mısın? Oğlum gidik. Ne dürümü? Dayı, siz bir saat nereye gideceğinize karar verene kadar ben karnımı doyuram. Hakikaten nereye gidecek ya? Şeye mi gidecek dayı? Hangi şeye? Bizim şeyin şeyine. Ara bakalım, hele bizim şeyi almışlar mı? Arayayım dayı. Kimleri almışlar imdat? Bilmiyim ki. Radyo öyle ortaya söyledi. Dur bakalım, hele Zülfikar'ı almışlar mı? Onu babadan sahiller mi? Bir bakak hele. Telefonu kapalı. Ya devletin deliğine sokmuşlar ya da telefonu helan deliğine düşmüş. Dayı, kader bizi davet etti. Yok canım. Boşu boşuna dürüm söyledim. Ye oğlum, kader kebapçı mıdır? İçli köfte mi yapmış değilsin? Ya içli köfte ne ki? 40 çeşit köfte yaparım. Yeter ki Zaza dayım evime teşrif etsin diye. Heh. Dayanamadın, hemen kaderini aradın değil mi Cevher? Yok dayı. Heh. Babalar alını diye duyunca, ya kızcağız heh, merak etmiş aramış. Sen de babasın onun için öyle mi? Öge baba. Ya seni merak etmiş. Yoksa biliyorsun beni hayatta aramaz ben aramadıkça. Gidik mi gitmek mi? Ona göre bir tane daha söyleyeyim. Yuf. Yapma ha. Aradım. Cevap vermedin. Yeni usul bu mu oğlum? Eskiden eve gelirdin. Hadi ağam derdin. Oo Yaşar ha. Sen buralara düşer miydin? İzzet ağa düşmüş dediler. Düşene gülmek olmaz. Bize yakışan onun yanına düşmektir. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Hepinize, hepinize. Geçmiş olsun Yaşar ha. İzzet ha. Bu Yaşar kendisi mi hisseder son yanında? Mahpus mu burası, koy seçesin Zülfikar ağa? Baba, millet neyle uğraşıyor, sen neyle uğraşıyorsun? Bırak ben kendim yerim. Yiyemezsin. Rejim, rejim, rejim. Bak kemiklerin ne kadar güçsüzmüş. Şişman olacağıma ölürüm daha iyi. Nereye ölüyorsun? Nereye ölüyorsun?
Ben ölmeden ölmeyeceksin. Demedi deme. Afiyet olsun. Sağ olun. Perihan Velid'in ifadesine başvuracağız. Yeminiyesin. Siz de o sırada bayan memur çağırın. Kızım ifadesini verir. Baba ben iyiyim. Yemek yemek de istemiyorum. Yemeğinizi yiyin, adliyeye kadar götüreceğiz. Oh çok şükür. Buradan çıkacağım için çok mutluyum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Verecek bir ifadesi yok kızımın. Ben onun yerine gelir ifade veririm. Kızım vuruldu zaten. Bir şey görmedi. Ben her şeyi gördüm. Beyefendi siz de vereceksiniz, kızınız da verecek. Beyefendi mi? Senin babandır beyefendi. Karşında ayı var, ayı. Baba. Çekilin gidin karşımdan. Ben kızımı adliyede emniyette görmek için mi yetiştirdim? Ben gelip ifadesini veririm. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Baba yalvarırım sana saçmalama. Bak küseceğim şimdi. Aile içinde küslük olmaz kızım. Hanımefendi üstünüzü değiştirir misiniz? Hı hı. Mine tek de giysin mi terbiyesiz? Başsavcı sizi çağırdı. Başsavcının burada ne işi var? Kendisine sorun. Buralar sana emanet Yaşar Bey. Gözün arkada kalmasın. Ben buradan çıkacağım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Arkadaşlar hücrenin ne olduğunu bilmezler. Battaniyelerini eksik etmeyin. Yiyeceklerini, içeceklerini. Sabahları bu ana kuzularının sütlerini eksik etmeyin. Aman giderken kolunu bırakmayın da. Yolunu şaşırmış. Devlet babası terk etmiş. Nereye gideceğini bilemez halde. Kendini asar masar, bir ömür kendimi kahretmeyeyim. Zülfü, giderken seni de götüreyim mi? Ağır gelirim, sen beni taşıyamazsın. Bir de elimi sıkıyorsun. Senin o iki elini birden keseceğim. Bu efendi çocuğu buradan alın. Bunlara benzemesin. Zaten sakat. Ben senin... Ah. Sensin sakat. Uzun zaman oldu görüşmeyeli başsavcım. Seni görmek güzel ama burada değil. İstanbul'a gelmişsin, haberimiz yok. Acil geldim. İşlerimi bitirip uğrayacaktım. 20 senedir bu acil işlerim bitmedi Ersoy Bey. Ne yaparsın? Memleket çok. Memlekette şerefli de çok Ersoy Bey. Geldiğin yerde şerefli mi kalmadı ki? İstanbul'da devlete hizmet etmiş adamlarla takışıyorsun. Benim görevim takışmak. Senin görevin de bizleri uzlaştırmak. Benim görevim kimseyi uzlaştırmak değil. Beni biliyorsun. Nasıl çalıştığımı da biliyorsun. Birlikte devlet için az görev yapmadık. Ama hukukumuz başka, kanunsuzluk başka. Başsavcım, madem özel hukukumuzun dışında konuşuyorsun, ben de o zaman resmi konuşayım. Beni burada tutamazsınız. Beni gözaltına alamazsınız. Benim ifademi alamazsınız.
Ersoy, eski eskide kaldı. Çok şey değişti. Seni gözaltına da aldım, ifadeni de alacağım. Ben izin vermedikten sonra buradan herhangi bir yere adımını atamazsın. Üç tane çapulcuya bunca yıllık arkadaşını tercih ediyorsun. Öyle mi? Eskiden emniyette ifadeleri savcılar değil polis alırdı. Madem siz buraya kadar zahmet ettiniz, bari hangi suçtan, niçin alındığımızı da söyleyin. Sohbet etmek için sizi çağıramaz mıyız? Hay hay, sohbet edelim. O zaman arkadaşlarım gitsin, biz sohbet edelim. Onları da misafir ettik ki dışarıda tedirgin olmasınlar siz buradasınız diye. Savcı bey, mevzu nedir? Mevzu organize suç örgütü lideri olduğunuzla alakalı. Böyle bir iddia var. Değilim. Başka? Ersoy Ulu Bey'le ne husumetiniz var? Benim kimseyle bir husumetim olmaz. Düşman değil misiniz? Benim yaşayan bir düşmanım yok. Ersoy, ben konuşacağım. Sen de dediklerime rıza göstereceksin. Dinliyorum. Polat Alemdar'la seni görüştüreceğim. Aranızda ne husumet, ne düşmanlık, ne kırgınlık varsa konuşup bitirin. Benim kimseyle konuşacak bir husumetim yok. İkiniz de devlet görevinde bulunuyorsunuz. İkiniz de devlet için kıymetli insanlarsınız. Benim kadar herkes kıymetinizi bilmez. Sağ olun. Benim anlamadığım, siz buraya bizi barıştırmaya çağırdıysanız bu kadar çapulcuyu bizle beraber niye topladınız? Sen de bilirsin ki arada sırada devletin gücünü ve yüzünü göstermek gerekir. Siz eğer birbirinizle anlaşmazsanız devlet sizin hepinize ayrı ayrı yüzünü gösterecektir. Biraz düşünün ki uzun yıllar düşünmek zorunda kalmayın. Ben hava kararana kadar buradayım. İsteyen gelir, elimi sıkar başsavcım. Benim suçum neyse işleminizi yapın. Benimle birlikte Ersoy'un da suçu neyse ona da işleminizi yapın. Benim kimseyle görüşecek, konuşacak bir şeyim yok. Sayın Başsavcı da sizinle görüşmek istiyor. Nasılsa sizinle aynı şeyleri söyleyecek. Siz dediklerimi kendisine aynen iletin. Savcı Leyla Hanım'la alakalı sizinle görüşecek. Thank you.
İbrahim, senin ne işin var burada? Ben de yanınıza gelmek için olay çıkardım. Gözüm, İbrahim arkadaşı başka bir yere koyun. Kendisi babadır. Doğrudur ama kız babasıdır. İbrahim abi, Perihan Hanım'ı kime emanet ettin? Sorma Erhan. Aklım tamamen orada. İyi abi. Burada zaman çabuk geçer. Madem aklın başka yerde. Davut Bey. Periciğim, nasılsın? Kötüyüm. Babamı gözaltına aldılar. Fikret amcaya da ulaşamıyorum. Hastanede de hiç kimse yok. Hepsi gözaltında. Ben hemen geliyorum canım. Sen sakin ol. Çok teşekkür ederim. Ne içersiniz? Size bir şey ikram ederim. Teşekkür ederim. Savcı Bey ikram etti. Leyla Hanım'la ne zamandan beri arkadaşsınız? Çok eski. Üniversite yıllarından. Leyla Hanım çok başarılı bir savcı. İstanbul'a savcı olarak gelmesini en çok isteyenlerden biri benim. Ancak sizinle olan münasebeti mesleğinin sonu olacak. Bunu kendisiyle konuştunuz mu? Usulü dairesinde konuştum. Ama Leyla Hanım'ın bu konuda beni dinlediği yok. Sizi dinlemeyen beni niye dinlesin başsavcım? En azından evinizde kalmasın. Benim evimde değil, ailemin evinde kalıyor. Maalesef evim evde kalmadı. Annem de babam da hastanede. Haberdar oldum, geçmiş olsun. Gerekeni yapıyoruz. Ancak kimin yaptığına dair ifade vermemişsiniz. Bizim şikayetçi olmak gibi bir huyumuz yok başsavcım. Ersoy'la husumetiniz nedir? Benim husumetim olmaz. Dostlarım olur. Düşmanlarım da pek uzun yaşamıyor. Savcıma gereken işlemleri yapmasını tavsiye etmişsiniz. Tabii ki yasal prosedür işleyecek. İkiniz hakkında da yasal takibat yapılacak. Ama iki devlet adamı arasındaki çatışma sadece size değil, devlete de zarar verir. Devlet dediğiniz adamıyla devlet satanı arasındaki farkı ayırt etmeli. Etmiyor mu? Canı sağ olsun. Dediğim gibi, şikayetçi olma huyumuz yoktur. İyiyim canım, sen nasılsın? Moralim sıfır. Duydum. Geçmiş olsun. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yerleşmeye çalışıyoruz. Anneni nasıl ikna ettiniz? Kardeşim ikna etti. Hoş geldiniz. Demek Laz Ziya'nın torunusunuz. Süleyman Çakır'ın kızıyım. Memnun oldum. Annem en yakın zamanda sizinle tanışmak istiyor. Tabii önce Kenan'la. Keşke onu da çağırsaydın. Babam akşama çıkacak, hep beraber olurduk. Oğlum öyle şey olur mu? Evren bizi biriyle tanıştırmak istese biz evine mi gideceğiz? Boş işler. Boş diyor ya. Sanki beyefendi İngiliz de adet beğenmiyor. Nasıl geçti yolculuğunuz? Güzel geçti. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
Yaşar'a. Buradan çıktığımızda seninle görüşelim. Görüşelim Ersoy Bey. Ne hususta? Seninle işten başka bir şey konuşmam. Buradan hemen çıkacak gibi konuşuyorsunuz Ersoy Bey. Sen de bizi adi mahkum ettin. Burada bulunmam bile hatırdır. Başka bir şey değildir. Ya sen nasıl bir adam mısın İzzet Ağa? Sana bir selam verdik. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Ben size bu işlere girmemek lazım dedim değil mi? E dinlemedik lafını bir kere. Sigara deyip hor gördük. Sen ki hiçbir işi hor görecek adam değilsin Polat Alemdar. Ama Ersoy'a nasıl çattın ben onu anlamadım. Ben çatmadım. Sen çattırdın. Polat Alemdar... Sen bu kapıdan içeri girecektin, beni bahane ettin. Sen bana selam vermeseydin, Zaza mı beni tanırdı? Polat bir gelir misin? Daha ne kadar burada tutacaksınız? Bana söz verene kadar. Tombik, Allah aşkına bırak bu ağızları. Seni bin kere aradım, cevap vermedin. Cevap verseydim almayacak mıydınız içeri? En azından Ersoy'u silahlarıyla yakalardım. Sizi değil. Adamın silah deposunu bastınız. Bizim iki çakar almazdan yatarımız neyse yatarız. Ki silahlarımızın hepsi ruhsatlı. Silahların hepsi KGT'nin. Siz tedbiren oradaydınız. Öldürmek kastınız olsa zaten öldürürdünüz. Bunları geç. Eğer sen başsavcının yanında Ersoy'la yan yana gelmezsen, Ersoy buradan elini kolunu sallayarak gider. Sen de, diğer herkes de en az 5 sene yatarsınız. Ersoy çıkacak mı buradan? Kurumundan gelip alacaklar sorgulamak için. Yasada boşluk var. Başsavcı ister burada tutar, ister kurumuna yollar. Başsavcı ile Ersoy da eski arkadaşlarmış. Ben seninle nasıl konuşuyorsam, o da elbet arkadaşıyla konuşuyordur. Tamam, Ersoy ile görüşeceğim. Hakikaten mi? Evet, görüşeceğim. Uzlaşacaksın yani. Görüşeceğim dedim Leyla, uzlaşacağım demedim. O zaman niye görüşüyorsun? Adam belki suçunu itiraf eder, belki af diler, belli mi olur? Canım sıkılır, bir iki tokatlarım. Böyle bir şey yapmayacaksın tabii ki. Görüşmemi istiyor musun, istemiyor musun? Her şey daha kötü olsun istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. İyi. Ben gidip başsavcıya söyleyeyim. Leyla, telefonunu verir misin? Telefonum çantamda. Hastaneyi mi arayacaksın? Evet. Tamam. Bedenin yoruldu. Bana soracak olsan, ben de yoruldum. Gidelim. Ama nasıl gidelim? Bak, oğlun yine mapuslara düştü. Arkadaşları da onunla birlikte. Leyla'ya diyorum ki, kızım ne olacak? İyi olacak diyor. Diyor demesine de, nasıl iyi olacak? Gidelim Ömer'im. Gidelim. Ama
Gözümüz arkada mı gidelim? Savcı hanım. Benim emati. Usta, emniyette misin? Pek emniyette sayılmam ama kodesteyim. Onu diyorum ben de usta. O de yanınızda mı? Burada emati. Usta, ben de içeri gelsem var mı iti götürmenin bir ihtimali? İçeride ben deneyeceğim. Yüz yüze geleceğiz. Eğer becerirsem canını alacağım. Usta, sözün var. Eğer beceremezsem hastanelik edeceğim. Anladın mı Memati? Çok iyi anladım usta. Bana biraz vakit ver, buradan çıkayım. Kapıda polisler var. Yarım saat Memati. Emniyetle en yakın hastane arası 5 dakika. Orada işi bitir. Sağ ol usta. Evladım, bir oğlumu görüp çıkayım. Ana, müsaade yok. Oğlum, biliyorsunuz evladını kaybetti. Bir hatırını sorup çıkacağım. Zaten çok duramam. Eşim yoğun bakımda. Peki ana, aç. Oğlum! Nazif anne, seni Allah gönderdi. Bu deli Hüsnü'yü arıyorum arıyorum, cevap vermiyor. Oğlum, iyi misin? İyiyim iyiyim. Daha iyi olacağım. Ömer baba nasıl, iyi mi? İnşallah iyi olacak. Hüsnü'yle ne işin var evladım? Söyle bana, ben halledeyim. Nazif anne, söyle ona kılık değiştirip yanıma gelsin. Ne kılığı? Sen deliye söyle, o anlar. Şunu!
Sana bunu dinlemeyeceksin demedim. Nesrin, sana benim işlerime karışma demedim mi? Ne yapıyorsun anne ya? Ne bu evde yaşamak istiyorum, ne de bunu dinlemek istiyorum. Gelmeseydin o zaman. Sizin yüzünüzden geldim. Selvi'ye bir sahip olamadın. Oğlanı beğenmezsen söyle bana, ben o işi bitiririm. Ne bitireceksin ya? Kim geldi, git bak. Bak sakın kumar mumar unut. Tamam Selvi, 50 kere söyledin. O kadar korkuyorum ki. Ya annem seni sevmezse? Sever sever. Anneler beni çok sever. Bacımın peşini bırak demedim mi lan ben sana? Seviyoruz kardeşim. Takipte mi etmeyelim? Ne haber? İyi. Ne olsun senden? İyidir. Nesrin Çakır'ın durumu ne? Süleyman Çakır gibi. Barut. Kenan, başka zaman tanıştırırım. Ne olur git. Of, amma abarttın ha. Nasıl yer lan burası? Müzede mi oturuyorsunuz siz? Çocukluğumuz burada geçti oğlum. Senin gibi katır sırtınla büyümedik. Hadi ya. Efendim rahatsızlık verdim size ama gelir gelmez hoş geldiniz demek istedim. Nesrin. Annem. Pusat kardeşim. Buyurun lütfen. Daha yerleşemediğimiz için bir şey ikram edemeyeceğim. Bir dahaki sefere inşallah. Yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa seve seve efendim. Sağ ol. Annem baban nasıllar? İyiler efendim. Onlar da en kısa zamanda sizinle görüşmek istiyorlar. Hayırlısı. Annen ev hanımı öyle mi? Evet efendim. Baban ne iş yapıyor? Anne, 40 defa söyledim ya. Selvi'cim sen söyledin. Kenan değil. İthalat ihracat. Birader ne ithal ediyorsunuz? Temizlik ürünleri. Sen şirketlerin ismini ver, ben bir sordurayım. Tabii ki. İsterseniz fabrikaya da beraber gidebiliriz. Sen şirket ismi ver yeter. Evladım, niyetim seni sorgulamak değil. Selvi sana ailemizden bahsetti mi? Evet efendim, bahsetti. Ben bu şehirden ayrılırken sevdiklerime söz verdim. Kendimde yemin ettim. Ailem, çocuklarım hiçbir şekilde yanlış bir işe girmeyecek. Bugüne kadar da elimden geleni yaptım. Neticede siz ciddi düşündüğünüz için İstanbul'a döndüm. Siz de bir aile olacaksınız. Eğer ben gönül rahatlığıyla sana ve ailene olur dersem. Kenancığım, biz hala kölelik düzenine inandığımız için annemizin sözünden çıkmayız. O ne derse evet deriz. Kes sesini. Anneme saygısızlık yapma. Ben açık konuşmayı severim. Eğer en ufak bir yanlışını görürsem ya da duyarsam bu iş biter. Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de sizin yerinizde olsam... Benim yerimde olamazsın. Tanıştığıma memnun oldum. Oğlum madem tedbiri kıyafet çıkacaktınız, bana da bir takım aladınız. Dayı seni böyle kim tanıyor? Ben size söyleyeyim, sizi herkes tanır. Nereden tanıyor dayı? Oğlum bunların ikisi birbirine düşman değil mi?
Nasıl beraber gezdiler? Dayı, ben sana dedim Beşiktaş forması giyecek diye ikimiz de. Yaşlı gösteri oğlum Beşiktaş beni. Zaten saçlarımız ahlar düşmüş. Sever kader hangi takım tutuyor? Kader takım tutmuyor dayı. Basket sevi. Basket hangisiyle? Sepete atıyorsun oha. Ben onu sevmeyeyim. Fileyi seveyim. Dayı, ben diyeyim teslim olak. Niye teslim olak? Daha içli köfte yiyecek. Dayı, her taraf polis kaynıyor. Hı? Oğlum, polisleri görürsün. Niye vaktine söylemişsin ya? Et tutturdunuz bir takım muhabbeti. Konuşun siz. Bölmeyeyim dedim. Dur bitti takım muhabbetle sen mi? Getirdiniz gözüme soktunuz. Gençler, ya yengenize söyleyin, yemeğimizi beklemesin. Ya da lisans işli köftemizi yiye gele gidek. Ya da Allah yanımıza ele gidek emniyete. Ya ya da olmadı siz getirsiniz. Ya zıkkım ye zıkkım. Güzel de biz niye buradayız? Şikayetin mi var hocam? Estağfurullah abi. Hadi sizi aldılar. Bizi niye aldılar? Lan gezit gezit konuşma. Sizi bizi mi var? Doğru soruyor Özcan. Sizi alma sebepleri belli. Bana diyecekler ki ya Ersoy'la anlaşacaksın ya da seni de arkadaşlarını da bitiririz. Can Polat, zaten sen gittikten sonra hepimizi tek tek bitirecekler. Baş kopar, gövde dağılır. Madem başımızda sen varsın, kopma ki dik duralım. Bizi düşünüp sakın lafını esirgeme. Adımını geri atma. Eyvallah. Eyvallah. Açın çocuklar kapıyı. Açın dedim. Ne yapıyorsunuz evladım? Lağman yapılacak. Hadi kapatın kapıyı. Hadi. Ne biçim konuşuyorsun lan üstüne? Ben emretmişiz efendim. Tedbiri kıyafet. Lağman mağman o nasıl laf? Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Tepemin tasını attırma. Beni yoğun bakıma aldır. Emredersiniz efendim. Kızım siz deli misiniz? Adamı öldürecek misiniz? Çabuk bana yoğun bakım şefini çağır. Çabuk dedim. Ölecek hastamız. Kardeşim siz de adamı öldürmeye mi geldiniz? Bu adam burada tutulur mu? Yoğun bakımlık. Ağır hasta. Çekmişsin benden. Polat Alemdar. Çok özür dileyeceğim. Çok. Beklerim. Elimi öpmeye. Bekle. Az sonra gelirim.
istersen Memati abi yetişemez. Olmadı, lafa tutacağız Abdüley. Bilseydik İbrahim'e söylerdik. Bilsem İbrahim'in girip çıkacağını söylerdim Abdüley. Sizi bekliyorlar. Bir şey konuşuyoruz, sonra geleceğim. Başsavcı bekliyor. Beklesin. Geleceğiz dedik ya. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Maçta mı tuttular sizi Zaza? Ya firar adamın maçta ne işi var? Tam Cevher'in kaderinin evinin önünde. Çıkarın lan kafazdakileri. Kopartma işin kafası bana. Ben de diyeyim millet niye bizden niye eğleniyor? Dayı, üşümeyek sonra. Bak sen de çağırmamışsın. Ne değilsin, tutarlar mı bizi epey can boladı? Ya biz buradayız. Ersoy gidici. Çıkarmayın lan o zaman. Ersoy niye gidiyor? Biz Galisego'da kalsın. Ben ona burada ne derim bilir misiniz siz? Ne edersin? Daha evvelkilere ne ettiysem onu edeceğim. Ya Zaza, hele bırak da. Polisler diyorlar ki kadın evinde basılmışsınız, doğru mu? Kardeş, bu alemde kim yolda tutulmuş izo gibi? Dostun varsa onun yanında yakalanacaksın tabii. Değil mi İzu? Çabuk olun memur bey, asansör çağırın. Yavaş üstün, suyunu çıkarma, araba hazır mı? Hazır efendim. Makine koydun mu arabaya? Koydum efendim, biraz daha konuşursanız yakalanacağız. Memati'ye ne oldu? Memati? Hastamızın durumu çok ağır efendim. Çekilir misiniz? Turp gibi lan bu. Bana mı uyutturuyorsun? Kusacağım. Allah'ın ayısı, işi berbat etme. Git kızının başına. Niye? Biri mi var? Çabuk düğmeye bas. Başka bir girişi çıkışı var mı? Kim vardı yanında? Baba, nasıl çıktın sen? Davut Bey duymuş. Nasıl duymuşsa içeri girdiğimi. Ben söyledim. Ne? Davut'u mu aradın? Fikret amca cevap vermeyince onu aradım. Kimi arasaydın baba? Herkes içeride. Herkes içerideyse baban da içeride. Ne diye Davut'u arıyorsun? Yoksa yokluğundan istifade edip buraya mı geldi? Baba, biraz daha üstüme gelirsen ilk fırsatta kendimi şuradan aşağı atacağım. Atamazsın. Efendim, diğer yerde de polisler var. Sizden izin almadan darp etmek istemedim. Git.
Git İbrahim'i getir. O polisleri halleder. Sen arabaya kadar yanımda ol. Baba, senin de kanın yerde kalmayacak. Mamuşumun da. İçin rahat olsun. Küsme, küsme. Babana küsme. Oha! İbrahim Bey, acil yardımımıza ihtiyacım var. Memati oradan kaçamaz. Boşuna soktun yoğun bakıma. Efendim, o halde sizden bir aylık rica edebilir miyiz? Deli misin lan sen? Zır. Ah! Ah! Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Senin gibi doktorum ben. Ah! İmdat! Polis! Ne yapıyorsunuz beyefendi? İmdat! Yetişin! Beyefendi durun! Ne yapıyorsunuz beyefendi? Öldürürüm lan ben adamı! Sakin olun beyefendi! Efendim, ayı dediysek panda da ayı. Yavaş vurun lütfen! Beyefendi durun! Efendim, çıkabiliriz. Yüzüne ne oldu Esna? İş kazası efendim. Ne yapıyorsun sen burada? Telefonum bende kalmış. Hadi insanlar seni bekliyor. Beklesinler, ne olacak Leyla? Eski günlerden konuşuyorlardır. Bu ne? Yazıyor işte. Çıkmış. Hastaneden mi çıkmış? Yoğun bakımdan çıkmış. Sen yine bir şey çeviriyorsun. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyorum Leyla. Hepsi bu. Bir kat daha yukarıda. Diğer şahısların ifadelerini almaya başlayın. İkinize de aklı selim davrandığınız için teşekkür ederim. Ben her zaman aklı selimim de başsavcım. Arkadaş küstü. Doğrudur. Gençliğime vermek lazım küstahlığımı.
Ama senin hayvanlığını neye vereceğiz? Beyler lütfen, kimin yanında olduğunuzu unutmayın. Aklınızı başınıza almanız için size 5 dakika mühlet veriyorum. Ya anlaşırsınız ya da ömrünüz boyunca bu emniyet binasını bile bir daha göremezsiniz. Sizi içeriden çıkarmam. 10 dakika olsun başsavcım. Bizim konuşacaklarımız biraz uzun. Dakika ne konuşacakmışsın merak ettim. Happy topu bir elimi öpeceksin gideceksin. Zamanında çok el öpenler belli bir yaşa gelince istiyorlar ki herkes ellerini öpsün. Sen öpmedin mi? Babamın elinden başka el öpmedim. Çok mu seviyorsun babanı? Çok severim. Belli ki sen babanın kim olduğunu bile bilmiyorsun. Annen de sana bir isim verememiş. Kabalaşma. Kabalaşma. Büyük küçük anlaşıyoruz şurada. Adam gibi konuşacaksan konuş. En son astığım adamın, İskender Büyük bile bir ideali vardı. Devleti yönetmek istiyordu. Bütün şeyleri de bu yüzden yaptı. Sen ne istiyorsun? Ben çok merak ediyorum. Herkesin bir zevki var. Benim zevkim de senin gibileri yönetmek. Devlet mevlet benim umurumda değil. Bana ne devletten? İskender aptalın tekiydi. Devlet adam olsaydı da benim çocuğumu korusaydı. Sen kendi çocuğunu öldüren adamsın. Çocuk senin umrunda mı? Madem çocuklar senin bu kadar umurunda, sen çocuğuna sahip çıksaydın, bir de İskender'i astım diye övünüyorsun. Yani devlete küstün, psikopat oldun öyle mi? Bu kadar mı yani? Yetmiyor mu sana? Sen kimsin bir boşuna iş yapacaksın? Arkandakileri söyle bana. Daha büyümen lazım. Çocuklara sır verilmez. Madem çocuğum, beni de öldürsene. Hadi beni de öldür. Çocuk katil. En son seni öldüreceğim. Bütün herkesi gözünün önünde gömeceğim. Öl öldüreceğim.
Bırakın! Bırak! Acil tomografi çekilmesi lazım. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Beyefendi! Durdurun arabayı. Çabuk durdur arabayı. Durdur arabayı. Acil. Thank you.
Bravo. Tebrik ederim. Çok güzel bir iş yaptın. Ersoy kaçmış. Ben mi kaçırdım? Ben hastaneye yolladım. Polat. Bundan sonra hayatta dışarı çıkamazsın. Sen de arkadaşların da. Ersoy mezara girsin. Buradan rahatı yok. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Beni böyle bir duruma nasıl düşürürsün? Adamı nasıl öldürmeye kalkarsın ya? Beni ilgilendiren tek nasıl, nasıl kaçtı? Bu mu yani derdin? Tabii ki bu. Bu adam ölmezse sen de, herkes de ölecek. Anlamıyor musun sen? Ne Ersoy'muş be. Ne korkutmuş sizi. Diğerlerini yanına götürün. Can Polat, öldü mü o Yezid? Abdurrey, bana yumruk at. Anlamadım abi. Beni döveceksin, hastaneye sevk edeceğim. O kadar. Vur. Abi ne oldu ki? Vur dediğim zaman vuracaksın lan! Vursanıza adam gibi! Erhan sende gürültü çıkar. Yapmayın arkadaşlar. Ayrılın çocuklar. Vurma. Ayrılın. Ersoy kaçtı. Yapmayın. Vurun. Ayrılın. Ayrılın. Sakin olun. Ondan sonra herkes dikkat edecek. Dikkat edin. İyi misiniz? İyi misiniz? Değilim. Abdülay. Çağırın. Ne oldu? Ambulansa gerek yok. Polat ne oldu? Tanıdığım polislerle beni yolla. Saçmalama. Güvenliğim için lütfen bir şey rica ediyorum senden. Dediğini yapın. Aç şu kapıyı. Kim yaptı bunu? Bu Abdül abime vurdu savcı hanım. Kafayı yemiş. Savcı hanım, Abdül terbiyesizini hastaneye sevk edin. Öldüreceğiz burada, elimizde kalacak. Abi dediğin insana vuruyorsun öyle mi? Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana. Benden şikayetçi olacaksan da ol. Hastaneye hastaneye gitmeyecek bu. Alın bunu başka bir yere koyun. Kapat şu kapıyı. Ya Rabbi sen beni her hala düşür. Ama bu hala düşürme. Thank you.
arkadaşlar, bir telefon verin bana. Abi bizi de yakma. Bu Ersoy çok adam öldürecek. Arkadaşlarınıza kıyacak. Bir telefon verin, durum neymiş öğreneyim. Alo. Alo. Sen misin usta? Benim, neredesin? Usta, bir yere kadar takip ettim. Bir yerden sonra kaybettim. Ama buralarda. Neredesin? Tarif et bana. Tamam. Geliyorum. Arkadaşlar. Ben ya sizinle ya da sizsiz gideceğim. Kararı siz verin. Ya benimle gelin, Ersoy'un leşini teslim alın. Ya da size etkisiz hale getirip arabanızı gasp ettim. İfadeniz bu. Seninleyiz abi. Eyvallah. Geldiler mi adamlar? Kendileri gelmemiş efendim. Adamlarını yollamışlar. Kendileri gelsin demedim mi ben? Getirin şunları. Emredersiniz efendim. Ben sizi mi çağırdım? Nerede sahipleriniz? Ersoy Ulubey önce bize verdiği sözü tutsun. Tahliye ile olmaz. Beraat isteriz diyerek selamını yolladı. Senin sahibini beraat ettirecek kör, sağır bir hakim savcı sanıyorsan ismini ver, ben de tanışayım. Adamları öldürüp çukurlara gömerken düşünecektiniz. Beraat mı olur? Firar mı olur? Tahliye mi olur? Ersoy Bey, bunlarınkinde haklısın. Ama ya bize verdiğin sözler ne olacak? Bir kuruma aşa kaldık. Ne uyuşturucu işinden paramızı verdin, ne sigara işinden, ne silah işinden. Biz 5000 adamı maaşla nasıl doyuralım? Eskiden ağanız para mı veriyordu itlerine? Ben size itibar verdim, güç verdim. Gelip yalvarmadınız mı buralarda? Örgüt adına eylem yapın ki biz de devletin zırhını kuşanalım. Senin müdürün ne diyor? Dur ben söyleyeyim. Biz Ersoy'la bütün işleri yaptık. O dışarıda, ben içerideyim. Ya beni çıkarsın, konuşturmasın, ya da konuşursam Ersoy'un soyu kalmaz mı diyor. Hiçbir şey demiyor. Sadece ziyaretini bekliyor. Devlet terbiyesi almış adamı görüyorsunuz. Bizim devletimiz çok büyük. Böyle adam yetiştirir. Seninki ne diyor? O kadar söylediği karakolları, söylediği yolları bastık kestik. Ama hala vaat ettiğini alamadık. Aşağı yukarı böyle. Peki siz sahiplerinize demediniz mi ki biz bunları söylersek Ulu Bey bizi yaşatmaz diye? Çık! 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 Çık!
Kalk aslanım, kalk. Sana da, müdürüne de sıkacak değilim. Arkadaşlar bizden. Usta, buralarda bir deliğe girdiler. Ama kaç kişiler, gittikleri yerde birileri var mı? Geçici mekanları mı, kalıcı mı bilmiyorum. Öğreniriz Memati. Yaşıyor.